Bu videomuzda duruş bozuklukları ile ilgili egzersizleri göstereceğiz. Günlük hayatımızda uzun süre masa başı çalışma ve uzun süreli telefon kullanımı sebebiyle yanlış pozisyonlarda duruyoruz ve bu da duruş bozukluğuna sebep oluyor. Uzun süreli yanlış pozisyonlarda durma, kas ağrılarına ve yaşam kalitemizde azalmaya sebep olmaktadır. Doğru duruşu tarif edecek olursak şu şekilde gösterebiliriz. Başımızın orta hatta olduğu, omuzlarımızın ortada olduğu dik bir duruşu temsil eder. Yanlış pozisyon ise başımızın öne eğik olduğu, omuzların öne dönük olduğu ve sırtta kamburlaşmayla gösterilebilir. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Oturma pozisyonunda uygulayacağımız ilk egzersizimiz, boynumuzu sola doğru döndürerek yavaşça sola doğru eğiyoruz ve 10'a kadar sayarak hareketimize başlıyoruz. Daha sonra boynumuzu orta pozisyona getirerek 10 saniye dinlendiriyoruz ve hareketimizi 10 tekrarlı şekilde uyguluyoruz. Aynı şekilde başımızı sağa doğru çevirerek boynumuzu hafifçe geriyoruz, 10'a kadar sayıyoruz ve 10 saniye dinlendirerek aynı şekilde hareketi 10 tekrarlı uyguluyoruz. İkinci egzersizimiz için çenemizi önden yavaşça arkaya doğru getiriyoruz, boynumuzu uzatıyoruz ve hafif bir gıda oluşma hareketi yapana kadar hareketimizi sürdürüyoruz, 10'a kadar sayıyoruz, 10 saniye dinleniyoruz ve 10 tekrarlı uyguluyoruz. Üçüncü hareketimiz için ellerimizi göğüs hizasında karşılıklı birbirine getiriyoruz ve eller hafifçe birbirini itiyor. 10'a kadar sayıyoruz, 10 saniye dinlendiriyoruz ve 10 tekrarlı şekilde uyguluyoruz. Dördüncü egzersizimiz için ellerimizi göğüs hizasında birleştiriyoruz. Eller birbirini iyice çekiyor ve 10'a kadar sayıyoruz, 10 saniye dinleniyoruz, 10 tekrarlı şekilde uyguluyoruz. Egzersizlerimizi yaparken omurgamızın dik durmasına özen gösteriyoruz. Şimdi ayakta yapacağımız egzersizlere geçebiliriz. Bir odanın köşesinde yüzümüz duvara dönük şekilde ayakta hafifçe bir adım geride olacak şekilde bekliyoruz. Kollarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. 90 derece olacak şekilde dirseklerimizi duvara dayıyoruz. Öne doğru eğilerek omuzlarımızın ön tarafında hafif bir germe etkisi oluşturacak şekilde bekliyoruz. 10'a kadar sayıyoruz. 10'a kadar sayarak dinleniyoruz ve 10 tekrarlı şekilde uyguluyoruz. İkinci egzersizimiz için omuzlarımızı yukarı ve geriye doğru nazikçe daireler çiziyoruz. Önemli olan burada yavaş ve kontrollü bir şekilde yapmak. 10 adet şeklinde egzersizimizi uyguluyoruz. Ayaktaki üçüncü hareketimiz için ellerimizi kalçamızın gerisinde birbirine kenetliyoruz. Omuzlarımızı geriye doğru hareket ettiriyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. 10'a kadar sayıyoruz. Yavaşça ellerimizi indiriyoruz. Omuzlarımızı gevşetiyoruz. Ve 10 saniye dinlenerek 10 adet şeklinde uyguluyoruz. Şimdi yüzük oyun olarak yatakta uygulayacağımız egzersizlerimize başlayabiliriz. Birinci egzersizimiz için yüzük oyun yatağa uzanıyoruz. Belimizin altına küçük bir yastık alarak destek olabilir. Kollarımızı 90 derece olacak şekilde yerleştiriyoruz. Ellerimizi yataktan yukarı doğru kaldırıyoruz. Rahat yapabiliyorsak başımızı da yukarı kaldırarak egzersizimizi ilerletebiliriz. 10'a kadar sayıyoruz. Zorlananlar için başımız yerde kalarak egzersizimizi sadece kolları kaldırarak uygulamamız yeterli. 10'a kadar sayalım ve 10 saniye dinlenelim. 10 kez hareketimizi tekrar edelim. İkinci egzersizimiz için kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Hafif çapraz olacak şekilde yana alıyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz. 10'a kadar sayarak
Eğer rahat yapan kişiler başını yukarı doğru kaldırarak hareketi ilerletebilir. Bu sırada boynumuzu ve sırtımızı zorlamadan 10 saniye bekliyoruz ve 10 saniye dinlenerek hareketimizi 10 tekrarlı şekilde uyguluyoruz. Yataktaki 3. hareketimiz için emekleme pozisyonuna geliyoruz. Eller omuz altı, dizler kalça altında olacak şekilde konumlandırıyoruz. Başımızı yukarı doğru uzatarak boynumuz, sırtımız ve belimize hafifçe kavis vererek hareketi ilerletiyoruz. Daha sonra belimiz ve sırtımızı kamburlaştırarak ve boynumuzu aşağı doğru nazikçe indirerek hareketimizi tamamlıyoruz. 10 tekrarlı şekilde ve nefes alıp verişlerimizi düzenli bir şekilde uygulayarak egzersizlerimizi yapıyoruz.